سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وعمل لله كأنك تراه إلى آخر الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan nizam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. Kalpleriniz Kur'an'ı sevdiği, Kur'an'a ısınmış olduğu zaman, şevkli, zevkli, iştahlı olduğunuz zaman okuyun. Kur'an'la bütünleştiğiniz zaman okuyun. فَاِذَا اَخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ فَكُومُ. Yok böyle değil. Kur'an okuyorsunuz, kafa çarşıda dolaşıyor. Eve gidiyor, başka şehre gidiyor. Başka şeyler düşünüyorsunuz. Sadece diliniz okuyor. Kur'an'la ihtilafa düştünüz. Kur'an ayrı, sen ayrı yerdesin. İhtilaf bu. Ayrılık var aranızda. O zaman kalkın diyor, okumayın. O zaman okumayın. Fakumu, kalkın, bırakın. Ne zaman zevkle, şevkle Kur'an okumayı özlerseniz, böyle okuduğunuz zaman tüyleriniz diken diken olursa, o zamana kadar tehir edin, o zaman okuyun. Evet, huzur kalple okuyun. Huzur kalple olmazsa tadını alamazsınız, zevkini alamazsınız. Kur'an'la kalbiniz, diliniz bütünleşmeli, yatışmalı. Evet. Bu konuda çeşitli görüşler var. Bunlar hadisleri okudukça bunları anlamaya çalışacağız. Hadisler bunları anlatacak. Bu hadis-i şerifi de Ahmed İbn Hanbel, Bukhari, Müslim, Nesai, Darimi, Ebu Avane, Cündep Hazretlerinden. Cündep bin Abdillah el-Beceli Hazretlerinden Hicri 60 yılından sonra vefat etmiş. Peygamberimizden irtihalinden sonra 60 yıl daha yaşamış bu sahabi radıyallahu anh. O nakletmiş. İkra'ul Kur'an'a bilhunil Arab. Arapların lahinleriyle, tarzlarıyla Kur'an'ı okuyun. Evet, onların şivesiyle, makamıyla okuyun. Vasvatihe, onların güzel sesleriyle okuyun. Çünkü Araplar Arapça güzel bilir. Arapça bilince de Kur'an'ın harfleri kaybolmaz. Gürültüye gitmez. Şimdi Türkçe'de şimdi tercümesinden okuyoruz. Niye o? Latin harfleri yazılan Kur'an okuyoruz. Peygamber diyor ki hayır, Arapçasını okuyun. Kur'an Arapça metninden okuyun. Neden? Şimdi Türkçe'de bir tek ha var, he. Hediye'de kullandığın he, Hatice'de kullandığın he aynı. Hapishanede kullandığın he aynı.
Şimdi bunu ayıramıyorsunuz. Bir de noktası hırlayan hırlamayanı var. Halik, yaradan demek. Onda Türkçe'de fark yok. Onda da H kullanıyorsunuz. Halik, berber demek. Onda da aynı H'yi kullanıyorsunuz. Siz Latin harfleriyle Türkçe'yi okumaya kalkarsanız bunları ayıramazsınız. Halbuki anlam farkları var, görüyorsunuz. Halik yaradan, halik berber demek. Evet, bunları ayıramazsınız. Arapça lafzıyla okuyunuz. Okuyunuz. Harfler, harfleri o zaman yerli yerinde çıkarabilirsiniz. Böyle okursanız sizin kalbinizde, gönlünüzde iz bırakır. Zevk duyarsınız. Ruhunuza işler. Tüyleriniz ürber, ürperir. İmanınız artar. İzâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum îmâna. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an ayetleri okundu mu imanı artar müminlerin. Düşünürler, daha çok Allah'a sığınırlar. İman, Allah korkusu kalplerine yerleşir. Cennet umudu ile sevinirler, dolarlar, taşarlar, ağlarlar, imanları artar. Kur'an-ı Kerim böyle. Türkçe okursanız bu kelimeleri farklı okudunuz mu? Ters anlamlar olunca bu zevk size gelmez. Onun için Arapça şeyleriyle okuyun. Ve iyyâküm veluhûne ehlis fısk. Fasıkların sesleriyle okumayın. Ondan sakının. Daha ve ehli kitabeyni, iki kitap ehlinin, Yahudilerin okuduğu gibi okumayın. Hristiyanların okuduğu gibi okumayın. Arapça kurallarına uygun ha, ha, he, se, so, te, peltek, bunları ayırarak bunu Latince'de Yahudilerin dilinde seçemezsiniz. Hristiyanların dilinde seçemezsiniz. Onların okuduğu gibi okumayın. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve seyyici yukamun min ba'di. Benden sonra öyle bir kavim gelecek ki yuracciuna tercih al-gınai. Kur'an okurken şarkı söyler gibi, şarkı söylerken nasıl ha 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 de aynı kelimeyi 2-3 defa tekrar eder gibi makam yapacağım diye şeyler var. Evet, böyle okuyanlar gelecek Kur'an'ı. Evet. Ve rahbaniye. Papazların okuduğu gibi okumayın. Hahamların okuduğu gibi okumayın Kur'an'ı. Arapça kurallarına uygun. Ve nevhi. Evet. Bir de ölü cenaze okuğu gelmiş. Akrabaları ağıt yakıyorlar ya. Sesleri bir acayip çıkıyor. Çıkardıkları harfler, kelimeler o üzüntülü şeyi anlatan şekilde bazen değiştiriyor. Öyle okumayın Kur'an'ı. Arapça kurallarına uygun olarak okuyun. La yucâbizu hanâcirahum. İşte böyle öyle bir kavim gelecek ki şarkı söyler gibi okuyacaklar. Papazların okuduğu gibi okuyacaklar. O ağıt yakanların okuduğu gibi okuyacaklar. Bunların okuyuşları la yucâbizu hanâcirahum. Hancerelerini, şu gırtlaklarını geçmez, kalbe inmez. Kalbe inmeyince imanınız artmaz, zevk duyamazsınız, zevk duyamazsınız. Evet, ve kulûbü lezîne yûcibühüm şe'nühüm. Evet, onların kalpleri meftûnetün kulûbühüm. Onların nefislerinin emrinde, nefsin emmarenin istediği gibi düşünürler, yaşarlar onlar. Kalpleri de fitne doludur onların. Dünyaya meyletmiştir. Birbirleriyle düşmanlık doludur işleri. Meftune o demek. Evet. Kadınlara hoş görünmek isterler. Herkes beni takdir etsin, beğensin. Daha çok para versin, alkışlasın isterler. Nasıl görmüş, görüyor musunuz? Onun için şu mesela
İşin aslında şu, mihrabın yüksekliği yok Süleymaniye'de. Sonradan koydular. Kalabalık geliyor, okunan hocayı görsün filan diye. Bu yanlıştır. Mebsut'ta, İmam Serahsi'nin Mebsut'u ana kaynakta kerahettir diyor. İmam cemaatten birisidir. Toplanırlar, en iyisi cemaate geçer. Şura yüksek yapmak, cemaatin bulunduğu yerden yüksek yapmak, cemaatten ayrı farklı bir sınıfa aitmiş gibi imamı göstermek anlamına gelir. Şeklen, niyet bu olmasa bile kerahattir. Madem bu anlama uymak için yapılmıyorsa niye kerahat olsun? Güneş batarken, doğarken, güneş tam ortadayken namaz kılınmaz. Bu namaz kılan adam Allah'a tapmıyor mu? Evet. Puta mı tapıyor, güneşe mi tapıyor? Hayır. Ama o saatlerde güneşe tapanlar ibadet ediyorlar. Adamın niyeti hiç güneşe tapmak olmasa bile şekten onlara benzediği için caiz değil. Mekruh. Bu da mekruh diyor. Ben aktarıyorum tabii. Cevat Hoca böyle dedi demek. Böyle söyledi de ben aktarıcıyım. Böyle söyleme yetkim yok. İmam Azam söylüyor tabii. İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, yani İmam Şafii, Ehl-i Sünnet uleması söylüyor tabii bunu. Rahiplerin özel odaları vardır kiliselerde, oraya absit derler. Oraya hiç kimse giremez. Çünkü onlara göre Papa Allah'ın vekilidir. Rahipler de İsa'nın ruhunun kendisine tecelli ettiği üstün insanlardır. Sıradan insanlar onların ayarında olamaz. İslam'da öyle bir şey yok. Müminler Allah karşısında tarağın dişleri gibi eşittir. Peygamberin sözü bu. Tarağın dişleri eşittir. Evet. Bu işte yüksek yapmak, o rahiplerin özel mevkilerini andırdığı için şeklen niyeti olmasa bile mekruhtur diyor alimlerimiz. Ama küçücük, hadi burada çok büyük cami, hani şaşırmasınlar falan, yoksa hoparlör var. Şaşırmaya gerek yok, ses herkese gidiyor. Koyuyorlar, bilmiyorum. Biz bunu fıkıh kuralı olarak aktarıyoruz. Herkesin seçim hakkı var tabii. Ona biz karışmayız. Amir değiliz. Kimseye emredemeyiz ama dinin hükmünü arz ediyoruz. Yüksek yapmak doğru değil. Alçak yapmak da doğru değil. Mutlaka imamla beraber cemaatten aynı seviyede kişiler olmalı. Ha, şimdi imamla beraber bakın, bunu yapan Mimar Sinan burayı azıcık yüksek yapmış. O da bunu düşünmüş. Ama şu mihrapta imamın sağında solunda iki kişi oluverse cemaatten aynı seviyede olduğunu gösteren kerahat kalkar. İşte bunun için burayı yüksek yapmış, dikkat ederseniz bakın bu burası biraz yüksek öbür taraflarından. Ama kaç saflık yer var değil mi burada? İmamla beraber namaz kılan 40-50 kişilik yer var. Böyle mihraplarda da imamın yanına ikişer, üçer kişi duruversin, kerahat kalkar. İmamlık da imam, cemaatin, kendine uyan cemaatin olduğu yerden aşağı yukarı olamaz. İleri geride olamaz. Yani ileri geri ne demek? Şimdi şu duvarın bu tarafı cemaatin durduğu bölge. Mihrap yapılmış bir saf kazanalım diye. Ama mihrap sadece bir safıdan kazanmak için yapılan bir şu çukur mihrap bir şeydir. Eğer bunu ev gibi büyük yapar da imam bunun içine girer de kaybolursa, yani şu duvar seviyesinden içeri geçerse imam, aynı şey orada da söz konusudur, kerahat. Bizim mimarlar da Avrupa'da tahsil görüyorlar. Avrupa'da da herkes kiliseye göre imar yapıyor, plan proje yapıyor. Orada öğrenmiş gelmiş, ihtisas doktorasını orada yapmış. Öyle camiler var gittiğimiz yerlerde. Bu mihrap o kadar büyük yapmış, o kadar çukur yapmış herif, İmam içinde kayboluyor. Şurada kadar gömüyor imamı, içeri gitmiş. Bunlar dine aykırı, mekruh, yanlış şeyler. Düşüncesi onlara benzemek olmasa bile, şeklen onlara benzediği için yanlış şeyler.
elinizden gelirse şu tahtayı kaldırttırın. Yani başka camilerde nerede görürseniz elinizden gelirse, imkanınız varsa kaldırttırın. Yanlış bir şey yani. Evet. Şimdi burada da işte onların işte işleri, dertleri, cemaat bizi görsün. Mesela o neye yükseltiyorsun arkadaş? Okurken cemaat beni görsün. Niye görsün ya seni? Onun bakıyor ki bir yeri asıldı, bir makamı bastırdı. Allah Allah! Hı, burayı hep böyle yapayım, bastırayım. Ya sen onun için Kur'an okuyorsun ya. Kur'an Allah için okuyacaksın. Kur'an'a uygun okuyacaksın. Onun kalbinde ürperdi olup olmaması senin hedefin. Beni beğensin. Onun tavrına bakarak olmayacak. Allah'ın rızasına uygun okuduğu için kalplerin özüne işler. O zaman gözlerden yaşlar akar. Senin hedefin bu Allah'ın rızasına uygun okumak olmalı. Cemaati coşturup bana daha çok mevlidlere çağırsınlar. Daha çok şeyim artsın. Yani bunları tabii hiçbir kimse hedef olarak söylemiyoruz. 1960'lı yıllarda Yassada'da bir bakan öldü. Gazetele yazdı. İşte o zaman mevlid okumak çok meşhur. Gitmişler babamızın ruhuna evlatları, hanımı. Bir mevlid okutacağız. O mevlid grubunun başı gazetele yazdığını aktarıyoruz efendim. Bütün gazetele büyük baş şeylerle puntolar yazmışlar, büyük puntolarla. İşte falancanın çocukları mevlid han bilmem ne dua han falancana gittiler. O da dedi ki süper mi olsun, birinci sınıf mı olsun, ikinci sınıf mı olsun, üçüncü sınıf mevlid mi olsun? Ya mevlid bir tane ya. Kur'an bir tane. Bunun süperi birinci sınıf, ikinci sınıf olur mu ya? Gazeteler yazdı onu. Onlar demiş ki süper olsun, süper. Tabii ona göre para alacak. Süperin fiyatı şu. İkinci, birinci sınıf, mevlidin sınıfı şu. Gazeteler yazdı bunu. Evet. Bu yanlış. Onların derdi işte sesimiz nerede coşturuyoruz milleti? Hedefi onu kendini beğendirmek, ona gösteriş yapmak. Evet. Hedef Allah'ın rızası kazanmak olmalı. Kur'an duyarak okumalı. Bunu onun için yükseltiyorlar. Yani bunu yapan şimdi buradaki bunu yapan bunun için yaptı demiyorum da genelde bu fikir var. Bizi görsün. Niye görsün seni ya? Hoparlör var. Beraber yatıp kalkmak için. Müezzinin yeri yüksek bak. Ona hiç çatıyor muyuz? Selam verince o müezzin yukarıda olduğu için oradan görecek bunu. Allahümme entes selam bastıracak hiç. Namaz bitti demek Allahümme entes selam. Hani selamı duyamazsa. Bir de burada yüksek yapmaya hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanlar türüyecek diyor. Dertleri böyle gençlerdir, kadınlardır. Öyle söylüyor. Dertleri kadınlardır, gençlerdir. Şe'nuhum. Onların işi budur. Gençlerdir, kadınlardır, insanlardır. Evet. Bu hadis-i şerifi İbn-i Adi Beyhaki Huzeyfe Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. İkra'ul Kur'an'a vebkû. Kur'an okuyun ve ağlayın. Yani birincilerin mahzun olun. Gönlünüz, kalbiniz cız etsin. Tüyleriniz diken diken olsun. Gözlerinizden yaş gelsin. Birincilerin başka ifadesi. Kur'an okuyun ve ağlayın. Evet. Ağladın mı gözünden yaş akar. Kur'an okuyun gözünden yaş gelsin. Feinlem tepkü gelmedi. Ağlamadın. Fetebekü hiç olmaz ağlamaya çalış. Ağlama ağlar gibi oku. Yani okurken kendiliğinden gözden yaş gelmedi. Ağlamadın. Ağlamaya çalış. Ağlar gibi oku. Ağlar gibi yap. Ağlar gibi yap. Bu Kur'an okurken olduğu gibi Arafat'ta da isteniyor. Arafat'ta dua ederken gözlerden yaş döküldü mü
Cenab-ı Hak günahları siliyor. Böyle hadisi var. Hakikaten dua ederken adam içten kopup gelerek hıçkır hıçkır ağlıyor. Yani ben ağlayacağım diye başlamamış iş ama öyle bir etkili dua güzel olmuş ve coşmuş adam ağlıyor. Sen ağlayamıyorsun. Ağlar gözük. Ağlamaya çalış. Orada da var. Hiç olmazsa araziye uy. Ağlayanlara benze yahu. Ağlaya benzer. Bu dinde yeri var bunun. Şimdi burada hadis okuyoruz. Siz de etrafımıza toplandınız. Melekler bizim etrafımızda halka oldular. Arşa kadar böyle boru oluşturdular. Yalnız bu camide değil, başka camilerde de. Kur'an okuyorsunuz, böyle vaaz dinliyorsunuz. Etrafınızda böyle halka oluyorlar. Buhari hadisi bu. Arşa kadar ne mutlu adamlara diye. Cenab-ı Hak meleklere diyor ki, gördünüz mü kullarımı? Bak benim dinimi öğrenmek için cehennem ne, cehennet ne, bunları öğrenip emirlerime uymak için, öğrenmek için toplandılar. Ben onların hepsini affettim. Melekler diyorlar ki, biliyorlar buradaki adamların ne maksatla geldiğini. Bazıları öyle değil ya Rabbi. Bazıları ne olacak bakalım diye seyretmeye geldi. Derdi sana şey değil. O olsun diye Allah. Beni isteyenlerle yan yana oturdular ya. Onları da ona katın diyor. İşte beraber oturdular ya yan yana. Kıbleye oturdular. Öyle dinliyor konuşanı, Kur'an okuyanı. Halis niyetlilerle beraber yan yana bulundular ya. Şeklen beraberler ya. Onları da onların içine katın. Topluca dua etmenin, topluca zikretmenin, Kur'an okumanın bu faydası var. İyiler oldu mu Cenab-ı Hak hepsini onların içine sokuveriyor. Arafat'ta da işte o hakikaten ağlayanlarla beraber sen de onlara benze. Benze. Hepsini beraber sayacaklar. Böyle müjdeler var. Evet. Onun için diyor ki Kur'an okurken ağlayın. Ağlamıyorsanız ağlar gözükün. Ağlar gibi yapın. Leyse minna men lem yetegarne bil Kur'an. Kur'an böyle kendi edasıyla tecvide uyaraktan üzünlü, hüzünlü, titrek sesle duyarak okumayan buradaki benden değildir diyor. Bizden değildir. Tabii Müslüman değildir anlamına değil bu. Benim sünnetime uymamıştır. Benim sünnetim Kur'an okurken duygulanmak, tüyleri diken diken olmak, gözlerinden yaş gelmektir. Benim adetim budur. Onun için Hazreti Ebu Bekir'e bakıyorum, Hazreti Ömer'e Kur'an okurken o koca Ömer, o sert Ömer yumuşacık oluyor. Nasıl şapır şapır ağlıyor. Hutbe okurken kendini tanımaz kılarken cehennem ayetleri geliveriyor. Ömer namazı bitirmekte zorlanıyor. O kadar duygulanıyor. Peygamberin sünneti de bu. Peygamberin sünneti de bu. E tabi sen namaz kılarken dilin Kur'an okur. Çarşıda falan yere gidiyorum, filan yere eve gidiyorum. Böyle yaparsın bu olur mu? Olmaz tabii. Kalbinle, kalıbınla, dilinle, Kur'an'la bütünleşirsen bu olur. Onun için manasını düşüne düşüne, içine sindire sindire. Derdin cemaat benim bu sesim, ses tonumdan etkilensin de beni beğensinler değil. Kur'an'ın özüne inerek, anlamını kavrayarak içine sindirdiğin için gözünden yaş gelsin. Bu benim sünnetimdir. Böyle yapmayan benim sünnetime uymamış demektir. Evet, Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh hazretlerinden nakledilmiş bu hadis-i şerifte. Evet, ikra'ul Kur'an ve amelu bihi. Kur'an okuyun, okumakla kalmayın. Ve amelu bihi. Kur'an'daki emirlere uyun, yasaklardan kaçınız. Emirlerini yerine getirin, yasaklarından kaçının. Vela teşfu anhu. Evet. Kur'an'dan uzaklaşmayın.
Kur'an okuyorsunuz, gereğini yapmıyorsunuz. Bu Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Kur'an okuyorsunuz, hiç anlamını düşünmüyorsunuz. Teker yuvallah gibi gidiyorsunuz. Bu okumak değildir. Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Bunu yapmayın. İşinize sindire sindire, manasını anlaya anlaya, emirlerini, nehi, yasaklarını düşe düşe, düşüne düşüne okuyunuz. Evet. وَلَا تَوْلُوا ف۪يهِ Ondan aşırı da gitmeyiniz. Güzel peygamberimiz ne güzel söylüyor. Nasıl? Durmadan Kur'an okuyor herif. Manası anlıyor musun? Yok. Niye tefsirine bakmıyorsun hiç merak edip de? Neden şunun haram helal bilgilerini öğrenmiyorsun? Uygulamak için hükümlerini öğrenmiyorsun? Sadece kır 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 okuyor her gün her gün her gün. Bu da Kur'an'dan yüz çevirmektir, uzaklaşmaktır. Hem oku, hem ne var içinde diye anla, gereğini yap. Bütünleş hayatında, sadece dilinde kalmasın. Tatbikatın uygulamanda da Kur'an'ın o emirlerini yap. Kur'an'dan uzaklaşma hayatında. Okuyup da bir tarafa koyma. Hem oku, hem de gereğini yap. Kur'an'la bütünleş. Ondan uzaklaşma. وَلَا تَغْلُوا ف۪يهِ Gece gündüz Kur'an okuyor herif. Başka hiçbir şey yapmıyor. Yap yahu, bir de şunun tefsirine bak. Ne var burada diye. Onu anla. Gereklerini öğren. Veyahut da sadece manasıyla uğraşıyor Kur'an'ın. Hiç Kur'an'ı hatmetmiyor. Bu da Kur'an'dan uzaklaşmaktır. O da yanlış. Dengeli. Hem okuyacaksın hem anlamını öğreneceksin, hükümlerini. وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim gibi cam gözlük yok. Peygamber gözlüğü var gözünde. Bu devri görmüş. Evet. Dünyalık sebebi yapmayın Kur'an'ı diyor. Evet. Dünyalık sebebi yapmayın. Şimdi biliyorsunuz sırf bunu meslek edinmiş, bunu geçim vasıtası yapmış kimseler var. Meslek olmuş. Şarkıcı nasıl şarkı söyleyerek geçimini sürdürüyorsa sırf parayla Kur'an okumak için günü geçer bir sürü adam var. Böyle yapmayın. Dünyanız için Kur'an okumayın. Onun sebebiyle dünyadan yiyeceğiz diye Kur'an okumayın. Böyle testeksiru bihi veyahut da zengin olayım, apartman yapayım diye bu niyetlerle Kur'an okumayın. Kur'an'ı buna alet etmeyin. Evet, bu böyle. Onunla yemeyin, dünyalıya alet etmeyin Kur'an'ı. Bu nedenle İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah maaşla imamlığı caiz görmez. İmamların aldığı maaş caiz değildir der. Öyle diyor bakın. Çünkü geçim vasıtası yapmıyor mu imam onu? Talebesi demiş ki Ebu Yusuf ve İmam Muhammed talebeleri, hocam yapma. Etme hocam. Şimdi imamlar da evlenecek, çoluk sahibi olacak. Çoluk çocuğun geçirmek için tarlaya gitmesi lazım, dükkana gitmesi lazım, para kazanması lazım. Zamanında camiye gelemez, zamanında ezan okuyamaz, namazda camiyi temizleyemez. Hocam zaruret var. İmamı camiye bağlamak için zamanında ezan okunsun, namaz kılınsın için İmama maaş verelim hocam, tarlaya gitmesin, dükkana gitmesin, görevini tam yapsın. İmameyn'in kavlidir bu, iştihadır. Ben de müezzinlik imamlık yaptım. Hala da din öğretmenliğinden maaşla geçiniyorum. Onların fetvasına göre zaruret var. Bu adam nur mu yutacak diyorlar. Ama İmam-ı Azam bu hadislere binaen geçim muhassası yapamayız. İmamlığı, Kur'an okumayı, namaz kıldırmayı diye reddediyor. Reddediyor. Evet, dünyalığı yığmak için, zengin olmak için vasıta yapmayın Kur'an'ı. Kur'an okumayı. Ahmed İbni Hanbel, Tabarani, Ukeyli, Beyhaki, Abdurrahman İbni Şibl'den, evet, Şibl'den nakletmişler. Evet, Heysemi, Ahmed İbni Hanbel'in hadis nakleden ravilerinin siga, sağlam kişiler olduğunu söylerler.